Haberleri sunar. İşte kadın, işte mutluluk, işte sağlık, işte hayat. Yaratıcılık hamurumuzda, sen sadece hayal gücünü al. Hayal gücünü al, hayal gücünü al, hayal gücünü al, sen de. Efendim herkese merhabalar. Bugün 21 Aralık. O beklenen gün geldi. Bugün ne olacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Ay tutulması 6 dakika önce başladı. Bugün en uzun gece, en kısa gün yaşanıyor. 21 Aralık, bütün astrologlar bugünü söylüyorlar. Bilmiyorum artık ne olacak. Siz de buradasınız, ben de buradayım. Bakalım yayın sırasında herhangi bir şey olacak mı? Şöyle olacakmış. Kadınlar bastırılmış, geri planda kalmış gözüken enerjisi, sezgisel, bilge ve derin alıcı, yol gösterici tarafları ortaya çıkacakmış kadınların. Yani kadınların antenli tarafı bu 21 Aralık itibariyle daha feci olarak ortaya çıkacakmış. Yani o antenlerin çok açık olması beyler açısından iyi midir, kötü müdür bilemiyorum. Bilemiyorum. Çok alıngaçlı olacaklar. Efendim ve gerçek cevherleri fark edecekler. Yani burası da beyler açısından iyi olabilir. Beylerde bir cevher varsa, ki burada anlatılan kadınlar kendilerindeki cevherleri fark edecekler, ama ola ki karşı taraftaki cevherleri de fark ediverirler. Bugün bizde de yine çok güzel cevherler var, çok güzel işler var efendim. Aret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aret Kamar biraz sonra efendim çok güzel konuları var. Aret Bey'in fallop tüplerinin görevi nedir? Bu çok komik geldi hocam bana. Neymiş bizdeki bu fallop? Fallop tüpü rahmin kenarında yumurtalıklarla spermlerin birleşmesini sağlayan organcıklar. Ay böyle hiç bir fallop durumum olduğunu hiç bilmiyordum. Ya hepinizde var, bakmayın bana öyle. Bakmayın. Ben fallopsam sizde de fallop var. Allah Allah, siz de fallopsunuz, ben de fallopum. Ya falloplarımız var. Evet. Demek daha doğru değil mi efendim? Halk arasında hep tüpler diye geçiyor ama ha, aslında fallop tüpleri. Tüplerin gerçek adı bu mu? Fallop tüpleri. Ay bundan evet. Sonra daha fallop konuşalım lütfen. Evet. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Hemen geliyorum. Deniz Orhun aramızda. Deniz'cim hoş geldin, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Efendim bugün yanımızda her şeyi böyle çok bilimsel, çok güzel hazırlayacak bir hanımefendi bizimle birlikte. Şefimiz bizimle birlikte. Şefimiz nereden mezun? Ben Amerika'da okudum. Kendall College diye bir yemek okulu bu. Yemek ve pastacılık. Pastacılık, fırıncılık hepsi beraber. Sonra da Amerika'da büyük otellerde çalıştım. Evet, biz şimdi şu Amerikan bayrağını görüyoruz ama bir de Türk bayrağını da görelim yani. Şeydi, kız tipte okul Amerikalı. Şeydi, eğer bir otelde şeflik yaptıysanız kalbinizin üzerinde orijin olduğunuz, yani ülkenin bayrağını taşıyorsunuz. Öbür tarafta da servis ettiğiniz ülkeye olan bayrağı taşıyorsunuz. Bazı şefler vardır böyle donanmış durumdadır yani. İnşallah seninki de donanır. Yani i̇nşallah. Böyle şeyler bunlar. Evet. Hangi ülkeye gidersen evet, falan. Evet, o ülkenin bayrağı. Harikasın. Amerika'da şu an ismini söyleyemiyoruz. Amerikan rütüğüne karşı mahcup oluruz diye. Çok önemli, çok önemli bir otelde şeflik yapmış, pasta şefliği yapmış. Türkiye'de şu anda çok güzel bir pütüsiri mi diyelim, pastanede. Harika işler evet. Yapıyor. Lütfen dikkatle takip ediniz. Bugün bize ne yapacaksınız? Bugün size börek, yılbaşı pudingi dediğimiz crème brûlée ama Fransız tarzı oluyor. Ama biz onu yılbaşı pudingi olarak göstereceğiz. Evet, bu crème brûlée çok güzel bir şeydir. Çok güzel bir şeydir. Tadı da bize çok uygundur. Lütfen dikkatle takip edin. Adı crème brûlée ama biz onu yılbaşı pudingi olarak yapacağız. Evet. Değişik bir şeydir. Bunu görmüş evet, olacağız. Evet. Onun dışında bir de biliyorsunuz yılbaşı sofrası çok zengin bir sofra oluyor. O yüzden daha hafif bir tatlı için elmalı tart dedik. Ama bu elmalı tart unsuz ve şey olacak. Hamursuz.
Aa, süpersin. Evet. O zaman hemen başlayalım. Ondan tamam. Sonra Arif Bey'le konulara gideyim. Bugün Sibel, ben ve Burcu Özkök, Sibel'in kızı Burcu Özkök, harika şeyler yapacağız. Yeni yıla gidiyoruz. Evinizi süslemek, yeni fikirler elde etmek istiyorsanız bugün üçümüzün yapacağı projeleri kesinlikle kaçırmayınız efendim. Az sonra sanatçılarımız bizimle birlikte olacak. Selen Seyven, bayılıyorum ona. Hakikaten çok şeker. Alpay Kemal Atalan, ki kendisi üç tane isimden oluşuyor. Ben üç kişi mi acaba falan diye bir anda şöyle ilk algılamada öyle bir şey düşündüm. Onu da çok seviyorsunuz. Doktorlar dizisinde oynayan genç arkadaşlarımız az sonra bizimle birlikte olacaklar. Hemen şu neyle başlıyorsak başlayalım. Krem rolayla başlıyoruz şimdi ilk etapta. Hemen kısa bir tarif verebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Şimdi bir litre kremadan, bir litre krema ile şeker ve yumurta sarısı, aynı zamanda da vanilya çubuğu burada önemli rol oynuyor. Gerçek vanilya çubuğu kullanıyoruz biz burada. Gerçek vanilya çubuğu bugün her yerde bulabileceğiniz, evet, bütün aktarlarda bulabileceğiniz, şöyle bir tüpte, bir fallopta. Falloplar buna benziyor mu hocam? Biraz daha etten kandan yapılmış. Etten kandan. Sizin falloplar etten kandan, bu cam vanilyalarda böyle bir fallopun içinde bulunuyor. Nasıl ama konuyu birbirine şey yaptım yani. Her şey bir tüpte yani. Her şey bir tüpte hadise gerçekleşiyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunun içini açıyoruz ve içini sıyırıyoruz, evet, değil mi? Aynen öyle. Onu sıyıracağız. Siz sıyırırsınız, tamam, onu. Hemen kaç yumurta kırdınız buraya böyle? Şimdi, evet, 226 gramdan bahsediyoruz. Bir yumurta sarısı 20 gram olarak düşünürsek 11 yumurta gibi bir şey var orada. Yani... Bu kadar yumurta sarısı olacak. Tabii biraz bu kaç kişiye oluyor? Şimdi bu 6 kişi, 5-6 kişi servis yapılabiliyor ama koyduğunuz kapların büyüklüğüne göre de değişebiliyor. Hı-hı. Evet, şimdi bununla neyi yapacaksınız? Şimdi öncelikle kremamızı ısıtacağız şekerle beraber. Evet. Sonra yumurtamızı onun içine terbiye edeceğiz. Tamam. Siz kremanızı, krema dediğiniz bu paketlerde satılan evet, şu formda krema, bakın hafif şöyle. Kremayla şekerinizi eritirken ben hemen Arif Bey'le şu falloplar üzerine bir söyleşi gerçekleştireyim. Garibime gitti ama dediniz ki tüplerin adı fallop. Görevi nedir bu fallopların? Şimdi fallop tüpü aslında hayatın orijini. Fallop tüpü. Evet, fallop tüpü. Tamam. Tüpün adı fallop. Fallop tüpü hayatın orijini. Çünkü insanların üremesini sağlayan organ aslında. Yumurtayla sperm fallop tüplerinde birleşiyor. Fallop tüpü bir boru gibi değil. Fallop tüpü yumurtaların üstünden yumurtayı süpürüyor. Bir yandan karşı taraftan gelen spermi oraya kadar getiriyor. Orada bebeğin oluşumunu sağlıyor. Bebek oluştuktan sonra onu alıyor, getiriyor, rahme yerleştiriyor. Yani çalışan bir organ aslında. Ve çok önemli fonksiyonları olan bir organ. Eğer bu fonksiyonlarda en ufacık bir aksama olursa o zaman çiftin hamile kalamaması problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet, gerçekten halkımızın pek çoğunda bu sorunla karşılaşıyoruz. Bunun pek çok nedeni olabiliyor. Sadece kadında olmuyor, erkekte de bu sorunlar oluyor. Eskiden biz bunu bilmezdik ve herkesin dikkatini çeken bir konu. Bu konuda ne kadar bilgilenir, ne kadar doktorlarımızın eline teslim olursak o kadar iyi neticeler alınıyor. Mutlu sonla pek çoğu mutlu sonla bitiyor. Tüplerde yapısal hangi sorunlar yaşanır hocam? Tüplerde en sık yaşadığımız bu birleşme durumunun ortadan kalkması. Yani tüplerin tıkanıklıkları. Tüpler tabii tıkanık olduğu zaman bu transport görevi yapılamadığı için spermle yumurta vücut içerisinde buluşmaz. O zaman bizim önümüze iki tane opsiyon çıkar bugün konuşacağımız. Bir tanesi bu kapalı olan kısmın açılması, ki bu transport işinin tekrar eski haline getirilmesi. Ya da tabii açılamıyorsa, ki her zaman açılamayabilir. O zaman bu birleşme işinin vücut dışında tamamlanması, ki ona da tüp bebek diyoruz. Yani evet, bizim en büyük problemimiz tüplerin tıkalı olduğu durumlar. Evet, enfeksiyon tüplerin kapanmasına sebep olur mu? Ben buna bir artı şey de getirmek istiyorum. Neden tüplerimiz enfeksiyonlanır? Yani iltihaplanır ya da hastalanır? Şimdi çok az tüplerde oluşan enfeksiyonlar yukarıdan gelir. Mesela kadın bir tüberküloz geçirir, bir verem geçirir.
O verem mikrobu akciğerlerden karın içerisine tüplere gidebilir ve tüpleri tıkayabilir. Ama bizim en sık gördüğümüz sebep cinsel ilişkiyle olan bulaşmalardır. Özellikle hijyene dikkat edilmediği zaman ya da multipartner ilişkilerden sonra alınan enfeksiyonlar eğer zamanında da tedavi edilmezse, ki kadının her zaman az çok bir şikayeti oluyor, işte akıntı olur, kaşıntı olur, yanma olur, acıma olur. Eğer bunlara zamanında ya da rastgele ilaçlarla tedavi yapılırsa bu enfeksiyon aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Tabii ilk önce rahim var, rahimi etkiliyor ve ardından tüplere geçiyor, tüpleri etkiliyor. Tüplere akut enfeksiyon gittiği zaman tabii çok şiddetli karın ağrıları oluyor ve fark edilebiliyor. Fark edilmemesi mümkün değil ama fark edildiği zaman tedavi edilse bile bu tüplerin %30'u hemen hemen tamir edilemez şekilde kapanabiliyor. Arif Bey, şunu söyleyebilir miyiz? Yani bizde ihmal kendimizle ilgili, hanımlar kendini çok ihmal ediyorlar. Genç kızlarda da bu anlattığınız bulgulara rastlanıyor ve bir önlem almıyoruz. Biz annelere de burada iş düşüyor gerçekten. Veya biz şöyle yapıyoruz. Komşumuzun tedavisini kendimize uyguluyoruz. Seninki nasıl geçti diyoruz, onun ilacını kullanıyoruz ve daha sonra hakikaten çaresiz şeyler oluyor. Hemen bir doktora, en ufak bir şey olduğunda bir doktora gitmeyi tavsiye aslında ediyor musunuz? En ihmal edilen branşlardan bir tanesi bizimki. Çünkü kadınlar genellikle muayene olmaktan çekiniyorlar, utanıyorlar. Ama aslında en büyük problemler de bu şekilde yaşanıyor. Dolayısıyla her ne branşta olursa olsun, kadın doğum için de öyle, en ufacık bir şikayetimizde öyle konu komşunun canım ben bunu kullandım bana iyi geldi sen de bunu kullan şeklindeki tavsiyelerine değil de bir doktora giderek doktorun önerdiği tavsiyelere mutlaka uymak gerekiyor. Çünkü toplumumuzun yapısı gereği biraz da bu böyle oluyor. Ama genç kızlar, anneler lütfen hep dikkatli. Yani bakın, çocuklar küçükken bu dikkati istiyoruz ama büyüdüklerinde de bu dikkati istiyoruz. İyi bir takip gerekiyor orada da. Ve daha sonra onların bebeği olmamaya kadar gidebilecek sonuçlar oluyor. Dikkat, dikkat. Evet, tüplerin kapalı olduğunu nasıl anlarız? Şimdi kapandı, genellikle, oldu, bitti. Tabii tüplerin kapalı olduğu hiçbir şikayet yapmaz kadınlarda. Kadınlar bunu anlamaz. Ne zaman anlarlar? Ancak çocukları olmadığı zaman anlarlar. Gelirler bize, işte bizim çocuğumuz olmuyor diye. Biz de onlara bir rahim filmi çekiyoruz. Rahim filmiyle anlaşılıyor. Ultrasonla falan anlamak mümkün değil. Rahim filmi aşağıdan bir ilaç verilir. Röntgende gözüken bir ilaç. O ilacın rahim içerisine önce dolduğu, sonra eğer tüpler açıksa tüplerden karın içerisine gittiği izlenir.